İşte bir kendi kendilerine bir şey uydurmuşlar. İnternette görüyorum. Diyor ki Şia grupları var biliyorsunuz. Alevi gruplar var. Şimdi biraz önce arkadaşlara söyledim. İran'a gitmek ahdim vardır talebelik zamanımdan diye. İmam-ı Gazali üstadımızın kitabıyla büyüdük elhamdülillah. Hiya ulumiddin yani. O zaman da şöyle bir ahdim de var idi. Çıkayım bu şeye, İran'da bir minareye. Onlar şöyle söylerlermiş ezanlarında. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz de. Eşhedü enne Aliyen Veliyullah derler. Değil mi? Bu kulağımıza gelmişti talebelik zamanında. Çıkayım dedim minarelerine. Söyleyeyim. Eşhedü enne... Onlar şimdi enne Aliyen Veliyullah bekliyorlar ya. Eşhedü enne Ebâ Bekrin ve Umar'a. وعثمان وعليا اولياء الله diye böyle bir söyleyeyim dedim hepsine. Diyor ki bu Alevi arkadaş çıkmış programlara, biz Sünnilerin hepsine saygı duyuyoruz. Bakın o kadar patavatsız ve tutarsız kelimeler, dinleyin şimdi. Biz diyor Sünnilerin hepsine saygı duyuyoruz. Ama diyor bizden Ebu Bekir'e saygı beklemesinler. Bak şimdi lafa bakar mısın? Biri ahmak insan. Sen Mustafa Hoca'nın şahsına istediğini söyle. Ben Hazreti Ebubekir'e laf ettirir miyim sana? Ben Hazreti Ömer'e laf ettirir miyim sana? Bana saygı duyuyormuş, çok saygılı adammış. Konumuna koyuyor kendini. Benim kendimden 1000 kat fazla saygı gösterdiği bir insanı ondan beklemesinler diyor bana. Niye biz camiye gelmiyoruz biliyor musun? Niye gelmiyorsunuz? Orada diyor Ebubekir yazıyor, Ömer yazıyor. Ondan gelmiyorlarmış. Ondan gelmiyorlarmış. Ve de bir şey uydurmuşlar. Orası benim dikkatimi çekti, onu dile getirmek istiyorum. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a irtihal eylediği zaman biliyorsunuz hilafet meselesi ortaya geldi. Hazreti Ebubekir'e radıyallahu teala an biat edildi. Hazreti Fatıma zaten Peygamber-i Zişan'ın hüznü içerisindeydi. Zaten 6 ay yaşadı ondan sonra da Hazreti Fatıma. Hakk'a irtihal eyledi, o da babasının yanına gitti yani. O vakit bu rivayet bizim kitaplarımızda yok. Kendi kitaplarında uydura uydura bunları yazmışlar, bilin diye anlatıyorum. Hazreti Fatıma, Hazreti Ebubekir'e gelmiş de bir onların söyleşisi var. Hazreti Ebubekir de kapıyı kapatmış da toplantı yaparken Hazreti Fatıma girmesin diye. Hazreti Fatıma'nın kaburga kemiği kırılmış. Böyle bir uydurmaları var. Hazreti Ömer gelip Hazreti Fatıma'nın evini basmış diye uydurmaları var. Bir tek Kenzul Ummal denilen bir kitapta şöyle bir rivayet var bu konu hakkında. Hazreti Ebubekir halife olduğu zaman bir takım insanlar Hazreti Fatıma evinde ağlıyordu. Biat etmek istemeyen bir takım insanlar Hazreti Fatıma'nın evine geldi diyor o rivayette. Ve Hazreti Ömer bunun haberini aldılar, geldiler Hazreti Fatıma'ya. Dediler ki ey Resulullah'ın kızı, ey Seyyidina Fatıma. Şu dünyada senin babandan daha sevini bana kimse yoktur. Sen biliyorsun bunu. Hazreti Fatıma diyor. Ve ondan sonra diyor bak Hazreti Ömer radıyallahu teala. Senden sevimli daha bana kimse yoktur. Bununla beraber diyor. Biattan kaçıp da senin evine sığınanlar var. Gönder onları gitsin. Yeryüzünde senden sevimli bana kimse olmasa da diyor. Eğer onlar burada durursa ben bu kapıyı yakarım diye söylemiş Hazreti Ömer radıyallahu teala ve bu söz üzerine Hazreti Fatıma hepsini göndermiş. Böyle bir rivayet var sadece. Fakat bunlar kaburga kırıldı, biz bunun hesabını soracağız. Bilmem ne, yani şimdi bunu ben tefekkür ettim. Dedim ki bunlar şimdi kendilerine şöyle bir yol çizmişler. Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i kabul etmiyorlar. Hilafet davası, Hazreti Ali'nin de Hazreti Ebu Bekir aldı diye böyle bir masal uydurdular kendilerine. Fakat bu tutmadı anlaşılan. Bunu uydurduklarına göre bu tutmadı. Neden? Çünkü Hazreti Ebubekir eğer halifeliğe layık olmasaydı Hazreti Ali onun sağ kolu gibi görev yapar mıydı onun hilafetinde? Hazreti Ali ki adaletsizliği, zulme kesinlikle kabul göstermeyen bir insan. Bu batıl düşünceleri ortaya çıktı tabii. Tutarsız. Ne yapalım bu sefer? Bunu yalan yanlış şeylerle dolduralım. Ne oldu? Hazreti Fatıma'nın kaburga kemiğini kırdılar da, şöyle yaptılar da, böyle yaptılar da. Netice baktım biraz konuşmasından sonra iyice saçmaladı zaten.
Biz niye namaz kılmıyoruz? Çünkü salat dua demektir. Biz dua ederiz. Dedim tamam, siz demek ki sizin ilimden bir bilginiz yok. Sizin hadis-i şerifle bir alakanız yok. Siz demek ki bildiğin sapkın bir grupsunuz yani. Bunun yanında bunu kime söylüyorum? Bazı Alevi kardeşlerim var. 5 vakit namazında ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum diyen. Biz de zaten Aleviyiz o zaman, sen bu görüşteysen yani. Biz de öyleyiz. Öyle değil mi? 5 vakit namaz kılan Aleviye değil bu bizim sözümüz. Hazreti Ali'yi deli gibi sevene değil, çünkü biz de öyleyiz. Bu bizim sözümüz. Hazreti Ali'yi çok seviyorum deyip mescide gitmeyene, 5 vakit namaz kılmayana, kendi kendine hüküm çıkarana, Ramazan orucunu tutmayana. Tutmamak şöyle dursun. Ramazan'da oruç farziyeti 3 gündür diyene. Bunlara bu yani.